istediğim her yere gidip alırım. Ha diyor, evet diyorsunuz, daha bu ateş gelsin. Sen ateşi keserken bu kadar dizinin üzerine çökersen, sen o sevr anlaşmasına şükret o zaman. Şükret ki sevrde sana hiç değilse 13 ili vermiş, veriyor. 13 vermiyorum, 3'ünü veriyorum desek de ayağa kalkacak halimiz mi var? Yok. Dolayısıyla bir cenderin içine giriyoruz. Ve işte bu şartlarda imzalanmış bir ateşkes anlaşması, bir kurtuluş savaşının yapılabilmesi için gerekli olacak hiçbir ne coğrafi, ne benzeri, ne maddi, ne manevi olanakları vermez ve vermiyor. Böyle bir şartlarda bu anlaşmayı böyle yapmayın diye çok itirazları var. Kitabın bir bölümü sadece bunu anlatır ve yalnız gidip gelen 10 tane resmi Osmanlı arşiv belgesi telgrafı içerir. Telgraflarda ne deniyor? Padişah emrediyor şehri ver, cevap veriyor, şehri teslim edeceğim. Diyor ki Harbiye Bakanlığı'na, verdiğiniz bu emri yapmayacağım. Bu emri yapmamamın askerlikte yeri olmadığını ben biliyorum. Bunun askerliğe uygun olmadığını biliyorum. Ama ne yapayım ki benim tinetim sizin verdiğiniz bu emri yapmaya müsait değil. Dolayısıyla diyor, beni görevden alın. Bu emri bana verirseniz ben bu Alemdağ'ı buraya sokmayacağım. General Alemdağ Şam üzerinde Mustafa Kemal yalnız kendi ordusuyla 7. orduyu. Ne zaman? Savaşın bitmesine bir ay kala. Bu ne demek? Yani Filistin'deki bozgun oluşurken Mustafa Kemal o cephelerde değil. Bugünlerdeki bir yanlışı hemen düzeltelim. Derler ki ısrarla Filistin cephesi çöktü, Osmanlı çöktü. Filistin'deki komutan Mustafa Kemal. O halde bu çöküşte payı var kardeşim. Onun da sorumlu olması gerekir. Son günlerin moda oyunu bu. Tabii teknik olarak tarihçi olmayan kişiler bunu çok makul da görür. Çünkü Filistin kahramanı bilmem ne diye geçer adı. Ama siz biliniz değerli dostlar, Filistin bozgunluğu yaşanırken o savaşların hiçbirinde Mustafa Kemal Filistin'de değildir. Savaş henüz başlamadan istifa edip buraya sakın gelme diyen Enver Paşa'ya rağmen inadına İstanbul'a gelip para parası oturmuştur. Vahdettin çıldırır vaziyettedir. Bir general ordunun başından ayrılıyor. Eğer bu planı böyle uygulamamı istiyorsanız diyor, ben bu planın altına imza atmam. Bunu reddederim çünkü bunu imzalarsam 30 bin Mehmetçik kuma gömülür şehit düşer. Bu sorunun altına girmek istemiyorum. Madem öyle sen Diyarbakır'a git, o komutan gelsin yapsın derler. Oraya da gitmiyorum der. Ben İstanbul'a geliyorum der. Ne başkomutanın sözü geçmektedir, ne Harbiye Bakanı'nın, ne Vahdettin'in. Hayır, İstanbul'a geliyorum. Böyle asi bir yaklaşım. Bu askerlere sığmaz zaten. Bunu o da biliyor. Ama gene de yapmam diyor. Ve daha biz 1910 yılındayız bu işler olurken. İstanbul'a gelecek ama tren bileti alacak parası yok. Halep, Haydarpaşa tren biletine alacak parası yok. Kafa tutmayı biliyor da. 3 tane atı var. Cemal Paşa'ya verir. 2000 altın alır. O parayla da gelir. Bütün itirazına rağmen İstanbul o parayla gelir. İleride paşa onları 5000 altına satacak. 3000 altını sonradan gönderecek Mustafa Kemal'e. Bu vaziyette 1917'de İstanbul'a gelen Mustafa Kemal'in Filistin'den ayrılmasından bir ay sonra Ekim'de başlar savaş. O plan yanlış, bunu kim yönetirse yönetsin, bu yanlış demişti, dinletemedi. İkinci orduya git dediler, gitmem dedi Diyarbakır'a. O komutan gelsin yapsın bunu dediler, o komutan geldi yaptı. Maşallah Fevzi Çakmak. O komutan Çakmak Paşa'ydı. Çakmak Paşa'nın yapacağı bir şey yok. Plan yanlışsa oraya kimi getirirseniz getirelim. Bir şey, birileri baş döner, emri yerine getirir. Birisi ise idam edilmeyi göze alır, böyle bir emri yerine getirmez. Dolayısıyla biz Gazze'yi böyle kaybettik. Bunun yılbaşında da Alemdağ Kudüs'e girdi. Alemdağ Kudüs'e girerken Mustafa Kemal Paşa cephede değil. Dolayısıyla aradan bir sene geçti, savaş çok kötü yönetildi. Son ateşi kesmemize bir ay kala, bu kadar kısa, 19 Eylül. Vahdettin Mustafa Kemal'e git bari ordunu kurtar dercesine adeta.
Onu tekrar cepheye gönderdi, o da gitti, yedinci oluyor. Vuruşa vuruşa, bugünkü İskenderun, Andip ile Cilvegöz'ü, bugünkü Suriye hattına çekti, vuruşa vuruşa. Üç defa İngiliz süvarilerini püskürttü, sınırdan içeri bir tane İngiliz askeri giremedi. 30 Ekim yapıldığında ülkede tek bir yabancı asker yoktur. Ama tek bir cephede bir asker vardır, işte Mustafa Kemal. Güneyde, kuzeye teslim olmuştur. Şimdi bu düşünceler içerisinde, kafasının içinde bu vatan aşkı söz konusu olunca gerisi teferruat diyen bir lider var karşımızda. Bu defa İskenderun'a Alembi girmeye kalktığı zaman da girmeye kalkarsan ateş ederim dedi. Alembi şikayet etti İstanbul'a. İstanbul Vahdettin bu adam deli mi dedi. Çünkü 8 Kasım günü Mustafa Kemal'in gönderdiği telgraf buydu. Girmeye kalkarsa askere ateş emri verdim dedi. Verebilir miyim demedi. Ben böyle düşünüyorum demedi. Takmıyordu yani. Mongros ateşkesanı. Haksız buluyordu çünkü. Nasıl kurtulabilirlerdi ki böyle bir kişiden? İki satır bir telgraf çekildi. 8 Kasım tarihi. 7. ordu lağv edilmiştir. Kaldırmıştır. Bunun bir öncesinde çektiği telgraf insanın içini acıtır. Diyordu ki, verdiğiniz emri yapmayacağım. Çünkü verdiğiniz o emri yapmaya benim tinetim müsait değil. Bu nedenle Hatay'ı, İskenderun Limanı, Sancak diye adlandırılan, İskenderun Sancak Adana çevresini kendisine teslim edeceğim bir Türk komutanın adını hasreten acele bildirmenizi istirham ederim. Böyle bir cevap beklerken o senin ordularını elinden aldı dediler. Şimdi gel bakalım sen buraya. Şimdi onbaşı gibi oldun. Senin emir verecek bir emir elin dahi yok. 10 Kasım günü bindi. Binmeden önce bu ordunun yarısını kaçırdı Ulukuşlu'ya. Cephanenin yarısını kaçırdı. Bunlarla uğraştı. 8 Kasım, 10 Kasım arası. 10 Kasım'da bindi. 13 Kasım'da indi Haydarpaşa'da. İşte o gün eninde Agamemnon, yanında Inflexible. Bildiğiniz işte dünyanın en büyük armadası. En önde de 14 parça İngiliz donanması. Tek sıra oldular. Her biri 100 metre. 55 parça 5,5 kilometre bayraklarını dalgalandıra çok ağır bir şekilde İstanbul'a törenle girdiler. Bunu Haydarpaşa'dan izlemek zorunda kaldık. Tren çünkü biraz geç kalmış. Biraz erken kalsa karşıya geçmiş olacaktı. Sonra tren sesleri işte onları izlerken Haydarpaşa'nın önünde sağ tarafta bir çayhane vardı. Ben çok eskiden giderim. Orada çok çay içmişliği de vardı. Orada oturdum ve ağladım. Çünkü 3 sene daha 3 sene önce bu donanma rezil hale düşmüştü onun önünde Çanakkale'de. Ama şimdi işte elini kolunu sallayarak geçiyordu. İşte buralardan gelen bir ulussever, bir vatansever. Bu adam normal bir adam değil. Dahiler zaten normal olmaz herhalde. O zaman normal olur zaten. Ama dahilin bir farkı olmalı. Hangi hallerde nereye kadar risk alır bir farklı olmalı. Dolayısıyla da vakit olmadığı için Samsun'u falan konuşamayacağım. Yani Samsun'a giderken ki halleri konuşamayacağım. İşte o donanmadır giren. Buradan da örneklerini de verelim ama Çanakkale'yi de atlayalım buradan. Aynen bu donanma işte böyle girdi Boğaz'a, çok doğru söylüyorsunuz. Ve sonuç olarak da ne yazık ki bunu izlemek zorunda kaldı. Bir kenara çekildi. Onu yedeğe aldılar adeta. Oturduğu evi hakaretler 76 numara Beşiktaş. Harbiye Bakanlığı'na kadar her gün yürüyordu. Onun burnunu sürtüyorlar. Bir makamı yoktu. Masa bile vermediler. Harbiye Bakanlığı emrinde bir general. Samsun'a çıkışının bir kurtuluş savaşı başlatmakla hiçbir ilgisi olmadığını hepimizin anlayacağı kadar hepimiz zekiyiz. Ama bu ülkede bunu kavrayamayacak kadar ya aptal ya da aptal görünümlü insan maalesef çok. Bunda en çok rol oynayanın para olduğuna hepimiz eminiz. Çünkü dedim ki orduları teslim ettik. Silahı cephaneyi teslim ettik. Dedim ki boğazları açtık. Geldi başkente parça esir. Dedim ki işgal ediyor adam. Dört tarafını işgal etti zaten Türkiye. Üç tarafını etti. Hala aman istediği her yer. İşte Musul Kerkük, işte İskenderun Limanı, işte Antalya, işte İzmir, işte İstanbul. Bir Samsun kalmış Karadeniz'de.
Şimdi bir oraya gideyim diye bir bahane arıyor. O bahaneyi de işte oralarda Rumları, Ermenileri kesiyorsunuz siz. Hükümet olarak da seyrediyorsunuz, biz bunu seyredemeyiz. Ya çıkın adamını düzeltin ya biz çıkın dediler. Bir bahane aldılar. Bu da Alemin'in verdiği bir notadır. Bunun üzerine oraya Samsun'a gerçekten böyle bir şey varsa git kafasına vur diye gönderildi Mustafa Kemal. Kurtuluş Savaşı yaptı falan değil. Neden? 200 milyon altın borcu var devletin. Yedikleri yemekte yağ yok. Saray dahil buna. Ve orduların cephanesini tespit etmişse mağlupsun bir de işgal atlasın. Neyin Kurtuluş Savaşı yapacaksın? Kimle yapacaksın? 18 kişiyi Samsun'a gönderiyorsun. Yarısı bunun sivil zaten. Diğer 9 kişi teğmen, üst teğmenler, doktorlar şunlar bunlar. Dolayısıyla oraya gidişinin bir istikam açıcı Kurtuluş Savaşı başlatmakla ilgisi olmadığını normal zekalı herkes zaten kavrar. Zaten de öyle gitti. İşi de çözdü. Gel dediler. Geliyorum da dedi. Gelmedi ama. Çünkü hazır oraya geçmişti. O zaman kafasının içindeki bulunacaktı. Yalan söyleyecekti. Çünkü o yalanı söylemeye inanılmaz ölçüde ihtiyacı vardı. Zamana karşı koşuyordu çünkü. 3 günde olayı çözünce İstanbul memnun da oldu. 3 ayda çözerim demişti giderken. Kaç paraya ihtiyacın olur? 2000 lira yeter demişti. 2000 lira dediler. Kaç kişiyle yaparsın taşa karargahı, kaç kişiyle kurar? Valla işte yarısı sivil olsun. Telsizci, şu, bu, doktor. 18-20 dedi. 18-20 kişi verdi. Böyle bir Kurtuluş Savaşı düşünebiliyor biraz. Ve böyle çıktı zaten. Ama 3 günde çözdükten sonra dön denildiğinde de o bir an evvel Erzurum'a katılıp ulusal başkaldırıyı başlatacağını biliyordu. Ve bundan sonrasında Havza üzerinden Amasya'ya giderken İstanbul'a bildirdiği telgrafta bir eşkıya olayını takip için karargahımla birlikte Havza'ya gidiyorum dedi. İstanbul memnun oldu. Bak bir de eşkıya kovalıyor paşa. Sandılar. Ama Havza kaymakamı Fahri Bey'e gönderdiği telgrafta gene benim o romatizmalarım tuttu. Havza, sıcak su havzası. Havzadaki termal sulardan istifade etmek için geliyorum. Otelden yer ayırdım dedi ona da. Oraya gitti ve işte bildiğimiz Anadolu'daki birliği sağlama çabalarını Havza'dan başladı. Arkasından Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum. Bunların her birinde yakalandığında yolda yakalarsan vur, getirebiliyorsan da tutukla getir şeklinde asi görevinden atılmış, azledilmiş bir komutan. Erzurum'a geldiğinde gelen telgraf buydu çünkü. Harbiye Bakanı Nazım Paşa'nın dediği, Kazım Karabekir Paşa'ya çektiği telgrafta dediği şey, Rauf'la geliyor, derhal tutukla İstanbul'a teslim. Mustafa Kemal Paşa'nın konumu hükümet nezdinde bu hale düşmüştü. Bu vaziyetteyken o kongreyi açtı. O kongreyi 1500 lirayla açtılar, onu Olta halkı mahalle mahalle toplayıp verdi. Oradakiler dediler ki paşam sen paşa da değilsin artık, niye böyle üniformayla geliyorsun? Oysa o üniformasını sırtından çıkarıp yerine giyecek bir sivil elbisesi yoktu. Bunu alacak parası da yoktu. Dolayısıyla sizin o fotoğraflarda gördükleriniz, Erzurum Sivas Kongresi'ni yönetirken gördükleriniz, onun Erzurum valisinin, yani Erzurum valisi Münir Akkaya'nın gönderdiği ödünç elbiseydi değerli komutanım. Ödünç elbise. Kurtuluş Savaşı çok mu zor şartlar altında olmuş? UNESCO ona dünyanın işte 21. yüzyılın 20. yüzyılın en büyüğü mü demiş? O kadar haklıydılar ki. Bütün bunlara tanık oldular onlar. Çünkü o Erzurum Kongresi açtı, İngilizler Erzurum dediler. O Fransa'ya geldi Sivas'ta, Sivas Kongresi'ni yaptı, Fransızlar o dediler. Her şeye tanık oldular. Ankara'ya geldi, meclisi açtı, hem İngiliz hem Fransız Ankara'daydılar. İngilizler demir yollarının olduğu yerdeydi, Fransızlar bugün ulusaydılar. Onların gözlerinin içine baka baka bunu açmıştı ama bakın arkadaşların gözünü ne yazık ki açamamıştı. Sevgili başkanım kaç dakika var? Ay sen yani 15 dakika evvel bitti diyeceksiniz ama normalinde ona göre bir yerleri atlayarak 12 dakika çok güzel 12 dakikada toparlayalım. Bakın işte burada gördüğünüz kıyafetleri şusu busu. Ben bir sonrakinde bunlar sözünü ettiğim gibi ondan bundan alınanlar şundan bundan. Peki ama bir sonrasında bakın ne görüyorsunuz?
oralardan kalkıp geliyor. Bu kadar parasızlık içinde, güçsüzlük içinde. Elbette komutan olarak arkadaşlarının desteği elbette var. Olmaması mümkün mü? İşte meclis bu. Bu meclis 1.000 liralık Osmanlı Bankası'nın verdiği krediyle açılıyor. Osmanlı Bankası Sivas Şubesi'nden gizlice alınan, hükümetin de bilmediği, kimsenin de haberi olmadığı, banka müdürü Oscar Schmidt'in bankayı açıp da kasadan verdiği bir para bu. Bu parayla geliniyor Ankara'ya. Ve orada en son yola çıkmak için harekete geçecek 19 Aralık 1919'un tarihi Hüseyin çağırıyor binbaşı Hüseyin Bey'i. Diyor ki arkadaşlar dolaş ceplerindeki parayı herkes masaya koysun. Pazara git, kumanya al gel, yola çıkıyor. Gidiyor, alıyor, geliyor, getirdiği 20 ekmek, 10 yumurta, 2 okka peynir ve para bitiyor. Bunun üzerine ancak son çare olarak Osmanlı Bankası Sivas Şubesi'nden 1000 lira kredi almayı kabul etmek zorunda kalıyor. Çok ağırına gitti yani. O paralarla geliniyor. Geliniyor şöyle binalarda bu meclis açılıyor. Çünkü meclis iadesine ihtiyacı var. Artık ordu kuracak. Ordu kurma kararını ancak kanunla meclis veriyor. Kongrelerin yetkisi falan olmaz bu. O bakımdan gelmek zorunda geliyor. Arkasından orduları kuruyor. Bu zaferlere ulaşıyor ama bakın bu Sakarya. Buraya gitmek üzere. Bir gün önce Rauf Bey kapıyı çalar. Rejimle ilgili çok önemli bir şey söylüyorum. Kemal Paşa der, biz bu akşam Refet Bey'in evinde akşam yemeğine davetliyiz. Sen de gelir misin? Aa, memnun ederim. Ali Fuat da Moskova'dan döndü der. O da gelir mi? Müsaade eder misin? Gelsin mi? Çok da sevinirim der. Akşam o bir yemeğe gittiğini zannediyor. Yemeğe davet edildiğini zannediyor. Refet Bey'i gayet güzel karşılar. Güzel bir masa hazırlanmıştır. Daha lafa sözler falan başlanmadan Rauf Bey sözü şöyle açar. Kemal, kardeşim bu meclisin seninle bir sorunu var. Sen meclis başkanısın, ben başbakanım. Onlar sana gelmiyor, bana geliyorlar. Ama yarın çözmemiz gereken, o yüzden bugün karar almamız gereken bir şey var. Bu işi halledeceğiz kardeşim. Nedir diyor? Bu meclis senden korkuyor kardeşim. Neyinden korkuyor? Senin cumhuriyeti kuracağından korkuyor. Rauf Bey yüzüne karşı bunu söyler. O da bunu acı acı nutukta anlatır. Senin cumhuriyeti kuracağından, hatta öyle ki güya sen eline bir kuvvet gelecek olursa bu padişahı bu ülkeden kovarmış. Kardeşim yarın çık kürsüye, bunları yapmayacağına milletin köşesinden söz ver. Şimdi ne kadar acı bir şey söylüyorum değil mi yani konuklar? Bu tarihin ta kendisi, belgeleriyle, şusu ve her şeyiyle kanıtladığı bir şey. Zaten yazdıkları kendi anılarında da kendileri inkar etmedi. Çok bilinen bir şey söylüyorum. Peki duymuş muydunuz? Hayır. Niye kitaplarımız yazmaz bunları? Neden benim öğrencim ortaokulda, lisede, üniversitede Mustafa Kemal'in şu Kurtuluş Savaşı'nı vermeye giderken bile nelerle karşılaştığını bilmesin? Orada ne diyor meclisin başbakanı? O günkü var olan hükümetin başbakanı. Cumhuriyeti kurmayacaksın, padişaha dokunmayacaksın. Yarın da kürsüden bunun sözünü vereceksin. Yarın ne var biliyor musunuz değerli dostlar? Başkomutan olacak mı, olmayacak mı? Oynaması var. Biz de diyor meclise bu fikri götüreceğiz, senin vereceğin cevabı götüreceğiz. Meclis ona göre senin başkomutanlığının 3 ay daha uzatılmasına ya da uzatılmamasına karar verecek. Donar kalır. Peki Rauf der, sen ne düşünüyorsun padişah için? Sordun söyleyeyim, ben Müslüman bir adamım, o da İslam halifesi. Kendi dinen bağlıyım. Çok hata yaptı, bunu hep biliyoruz. Kemal sen olmasan bunların hiçbir şeyi başarılamazdı. Bunu da kabul ediyoruz. Fakat artık bize göre emaneti sahibine teslim etmek gerekir kardeşim. Ben rejim karşıtı değilim. Çünkü padişahın ekmeği benim babamın boğazında. Benim babam onun genel sekreterini yaptı. Şimdi 10 ekmek benim boğazımda. Ben yediğim ekmeğe ihanet edemem kardeşim. Üstelik benim rejimle de bir problemim yok. Kaldı ki unutma Kemal, bu ülkede adı Cumhuriyet olan bir ot olsa bitmez.
Çünkü bu ülkede 1000 senedir bir kişi oturun dedi, herkes oturdu, kalk dedi, kalktı. Çünkü bu ülke ve halkı buna alışık. Sen millet diyorsun, o ben ümmetim diyor. Sen cumhuriyet diyorsun, o cumhuriyeti hiç anlamıyor. Çünkü bir ümmet anlayışından geliyor sadece. Sen vatandaş, muhtaç diyorsun, o ben kulum diyor. O bambaşka bir dünyadan geliyor. Sen de bu devrimleri yapmayı kafana 1908'den beri koydun, hep tartışıyoruz sen de bu işi. Şimdi bunu yapmaya kalkacaksan kardeşim, bu kadar eleğini boşa gidecek. Bu gökyüzünü bu halk tepenize indirir. Reform olmaz bu ülkede. Olayı kendi seyrine bırakacağız. Evvela bir kurtulacağız, devleti kuracağız. Sonrası hak getire, görürüz ondan sonrası. Peki diyor Refet, senin görüşün ne? Ev sahibi. Ev sahibi aynen Refet gibi düşünüyorum paşam. Ali Fuat'a dönüyor. Fuat senin görüşün. O paşam diyor 3-5 gün oldu ben geleli. Duruma çok hakim de değilim. Bana izin ver biraz düşüneyim sonra cevap veririm. O bile Kemal Paşa'm ne olursa olsun ben senin arkandayım demiyor. Kim bunlar? Anadolu'ya geçer ilk 5. İşte 3'ü orada. 4.'sü kendisi. 5.'si Kazım Karabekir. Trabzon'da telefonun başında bunun cevabını bekliyor. Ne diyorlar? Reform yok. Cumhuriyet hiçten yok. Monarşi devam ediyor. Peki ne yapmamı istiyorsunuz? Çık kürsüye bunu oku. Ver bir kağıt diyor. Kağıdı bulamıyorlar. Bağ evinde gece yarısı kağıdı bulamıyorlar. Hışımla cebindeki sigara paketini çıkartır. Kapağını yırtar. Arkasına yazar. Günü geldiğinde padişahla ilgili kararı en yüce icraî organ olan Türkiye Büyük Millet Meclisi verecektir. Okur. Şimdi der, yarın ben kürsüye çıkıp da bunu okursam size göre meclis teskin olur mu? Bu yazdığım metin bir defa sizi tatmin etti mi? Sizi kesti mi? Ah der Kemal, Rauf Bey. Hah, bunu oku işte der, çık. Çık da bunu oku. Çünkü bilinir ki o birinci meclis Vahdettin Ali'nin bir karar almayacak olan bir meclistir. Onlar dindardır, mutedirdirler, Müslümandırlar, vatanseverlerdir, hiç şüphe yok. Ama ülkenin geleceği hakkında en ufak bir projesi olmayan, belli düzeyde bilgili, reform aklına bile getirmeyen kişilerden oluşur. Bellidir ki Vahdettin'in lehine karar vereceklerdir. Onun için çok sevinir Rauf Bey. İşte bunu okuyor. Bunu ona okuturlar. Ama o kadar zekidir ki kavga yapılan gibi tartışma da bilmez. Anlamıştır ki dövde birdir. Anlamıştır ki bu arkadaşları ile hiçbir reformu yapamaz ve reforma doğru da gidemez. Oradan koparken iş kopmuştur aslında. Ama zekasını kullanır çünkü anayasa emrediyor. Diyor ki 23 Nisan'da imza atmış, yani 1921 anayasası diyor ki meclis her 2 senede bir seçim yapmak zorunda. Dolayısıyla 23 Nisan 1920'de açmışız, 22'deyiz konuşuyoruz, 22'deyiz. Demek ki meclisin süresi dolmuş. Yani yeni seçime gidilecek. Madem yeni seçime gidilecek diye düşünür, bu meclis madem ki gidici bir meclis, o zaman uyum gösterir. Kavga etmez, tartışmaz falan. Peki de, çıkar okur. Arkasında arkadaşlar der ki, hukukçulara anayasayı açın, gereğini yapın. Anayasaya göre seçime hemen başlamak lazım. Seçim hazırlığı başlar başlamaz. İşte gene bu Kazım Karabekir, eyvah der Rauf Bey abi. Kemal gene elimizden kaçıyor. Nasıl yani? Ya gelecek olan meclis Kemalist mi meclis olursa? Biz bu birinci meclisin aritmetiği içinde bu adamı boğardık. Bu kararları aldırırdık ona. Ama şimdi seçime gidiyor. İkinci gelen hele Lozan sürüyor. Bir de çok karizmatik. Lozan'da da işler iyi giderse bu adam gene cumhuriyet kurar. Peki ne yapalım paşa? Bu adamı meclise sokmayacak, kanun değişikliği yapalım. Şimdi bunları yapan, bu en yakın silah arkadaşlar. İşte 1'e 4, işte ilk 5 kişi geçti Anadolu'ya beraber. Vatanı birlikte kurtardı. Tamam. Kaleme alınan seçim kanunu tadili metnini 2 tane paragraf. Samsun milletvekili Emin Bey'i oturtuyorlar masaya. Kendi görüşlerinde çünkü. Erzurum milletvekili Necati Bey, Mersin milletvekili Çolak Selahattin, Albay Çolak Selahattin Bey. Seçim kanunu tadili diyerek, değişikliği diyerek 2 maddeyi kaleme alırlar. 1. Bundan böyle
Milletvekilliği için adaylığını koyacak olan kişinin doğum yeri, misak-ı milli sınırları içinde olsun. Selamünaleyküm. Hedefin kim olduğu belli değil. Bunun o tarafa çekilecek, bu tarafa itecek, kakacak, anlatılacak, anlaşılacak bir tarafı var. Bunu yazdırtan kim? Karadır. Bununla yetinmiyor, ikinci bir madde daha yapıyorlar. Milletvekili olmak üzere adaylığını koyacak olan kişi, adaylığını koyduğu yerde en az 5 yıl oturuyoruz. O cephe, bu cephe koşmaktan nasıl olsun ki bir yerlerde 5 yıl oturabiliyor olsun? Mümkün değil. Hedef belli oldu mu? Evet. Bunun görüşüldüğü oturumda böyle oturur. Meclisi kendi yardımcısı yönetir. İkinci başkan. Doktor Adnan adı var. İnönü'de bana oturuyorlar. Doktor Adnan der ki bir önerge verilmiştir. Geriye yapılmak üzere ilgili ihtisas komisyonu havale ediyorum. Havale eder. Mustafa Kemal söz ister. Paşam der şimdi söz veremem çünkü şu aşamada söz vermek caiz değil. Bağırır oradan. Der ki bu önerge benimle ilgilidir. Bu millet bu meclisin başkanıyla ilgili bir önergede ne yazıyor bunu bilmek hakkına sahiptir. Dolayısıyla siz hem komisyona verin hem okuyun. Neyi amaçlıyor? Okunursa haber olur. Okunursa onu yarın Türkiye duyar. Meclis içinde zayıf ama Türkiye'de çok güçlü. Ve dolayısıyla bunu ileri sürer. Hayır deyince doktor fırlar köşeye. Kapar mikrofonu. Bağıra bağıra. Cephelerde der dövüştüğüm düşmandan bile beklemezdim ki kendi kurduğum mecliste 3 milletvekili masaya oturacaklar. Benim bu meclise girmemem için kanun değişikliği yapacaklar. Eğer bu 3 efendilerin de işte Emin Bey'in suratına bakarak Necati Bey'e, Çolak Sedat'ına bakarak konuşur. Bu 3 efendinin de dediği gibi bir yaşam tarzını sürdürseydim eğer ben Bingazi'ye gidemezdim. Bingazi'de olsaydım Derneler'de olamazdım. Sina çöllerine geçemezdim. Sina'da olsam Kafkasya'da olamazdım. Çanakkale'de olamazdım. Durupınar'da olamazdım. Sakarya'da hiç olamazdım. Ama ben oralarda olamasaydım bu efendilerin de doğum yerleri misak-ı milli sınırları dışında kalırdı. Kalmasın diye koştum. Şimdi bana meclis niye bu kadar koştun paşam der gibisiniz. O zaman der sizle hesabım yok. Size hitap etmiyorum. Ama millete sesleniyorum. Emin Bey'i buraya gönderen Samsun'a sesleniyorum. Ey Samsunlar! Siz de Emin Bey gibi mi düşünüyorsunuz? Ben bu meclisin bir üyesi olmamalı diye. Aynı sözüyle Necati Bey'e, Çolak Selahattin'e, Mersin'e sesleniyor. Cevabı der milletten bekliyorum. Sizden değil. Yumruğunu masaya vurur. Salonu terler. Şimdi herkesim. Benim halkım. Dernekler öyle dernek olarak çekmiyor telgrafları. Dernek üyeleri tek tek suya giriyorlar. Sayısı artsın diye. Binlerce telgraf yayıyor Ankara'ya. Ve ordinalist profesör doktor hocamız o zamanlarda hukukta yarı zamanlı talebe, mecliste de talebe, mecliste de yarı zamanlı olarak çalışıyor. Katip zaten. Katip, zabıt katibi. Bu zabıtları tutuyor. Der ki sırtımda taşıyamadım. O kadar ağırdılar ki yerde sürürken bile çok zorlandım. Telgraflarından birinde Erzurum'u diyor ki Horasan'dan çekmiş. Paşam, paşam sen Selanikli olduğun kadar Erzurumlusan koyasan adaylığını Erzurum'dan seni buradan mebus yapar. Bursa'dan bir başkası geliyor. Başka yerden başkası. Her taşın altında sen varsın paşam. Bunlar sana nasıl bunu yaparlar? Sen bir tek Selanikli olamazsın ki diyenler. İşte binleri, on binleri, yüz binleri bu hale gelince kimin yaptığını bilmiyoruz. Kayıtlarda yok. Bu önerge değerli dostlar o masadan gizlice çekildi. Hiç işine girmedi. Girebilseydi bugün bizim bugünümüz de yarınımız da bir başka olurdu. Eski kanun yürürlükte kaldı. O kanuna dayanarak seçimlere girdi. Bayağı milletvekili oldu. Bir kasabadan koydu adam. Ankara'nın bir ilçesidir bayağı. Bayağı belediye başkanı arkasında bunun gibi onun mazbatası durur. Mazbatada Büyük Millet Meclisi bayağı milletvekili diye yazar. Dolayısıyla bayağılılar Cumhuriyeti kuran milletvekilini biz gönderdik diye övünürler elbette. Oradan geldi
Bu esnada Lozan'da ipler bile. Bakın buralara geldiğimiz zaman durum anlaşılmıyor mu? Demin demiştim ki Sakarya'yı yönetmeye gidecekler. Hep pazarlık yapıyorlar. Bak yarın çık bunu söyle. Ha diyorlar. Yarınlar oluyor. Bunu sonradan okuyacak. Kendisi Sakarya'ya koşuyor. Peki nedir bu? Son cümlelerimle bunu bitirmiş olayım. Nedir bu Sakarya olayı? Yani bu 3 ayda bir başkomutanlığını bunun yeniden sorgulamak, yargılamak, oylamak ne oluyor? İnönü savaşlarında işler iyi gitmez. Cephe komutanı İsmet İnönü. Ama birinci İnönü'yü atlatmışız. İkinci İnönü'de daha büyük bir zafer kazanmışız. Fakat Sakarya'da işimiz çok zor. Orduyu geri çekmek zorunda. Bu kararı kendisinin vermesi mümkün. Mustafa Kemal Paşa'yı cepheye çağırır. Fevzi Paşa'yla da beraber adet ederiz kararı üçümüz birden verir. Ben bunun altından kalkamam çünkü paşam. İkisi birden giderler. Ve hakikaten durum feciidir. O zaman Mustafa Kemal Paşa bu sorumluluğu alır. Geri çekime emrini fiilen isim olarak o verir. Ve döner dönmez de meclistekiler el kaldırır. Derler ki paşam bu işlerin hepsini başımıza sen açtın. İnönü'de Sakarya'da İsmet Paşa ne işi var? Sen niye yoksun orada? Niye oturuyorsun burada sivil sivil? Git ordunun başına derler. Peki de başkomutan vekilini al git derler. Yok der. Başkomutan vekili değil. Çünkü bizim törelerimize göre başkomutan padişah İstanbul'da. Sen onun ancak vekili olsun gibi. Buna çok karşı çıkar. İngilizlerle el altından işbirliği halindeki padişahını vekalet edeceğim ben Yunan'la görüşürken der. Başkomutan veriyorsanız alırım. Yok almam. Bunun üzerine tartışmalar çok uzar. Yalnız bunu denen sadece bu değil, bir de meclis yetkisi istediler. Yazdığım kanun olacak. Bunu hiç vermezler tabii ki. Şimdi profesörler, hocalarım, benim bu konuyu tartıştığım hocalarım, benle bunları tartışıyorlar. Söyledikleri yalan, yalan değilse de son derece eksik. Son cümle olarak bunu söyleyeyim. Bu bilgi muhakkak kalmalı ve yaşamalı çünkü. Ve işte Cemil Koçak hocamla birkaç zaman, yani birkaç gün gibi yakın bir zamanda televizyonda canlı yayında yaptığı konuşmada bunu böyle anlatıyordu ve moderatör şaşırıyordu ve diyordu ki ona, düşünebiliyor musunuz bir komutan başkomutanlığı alıp bir yerlere gidiyor. Gittiği yerde de diyor ki üstelik başkomutan yetmez. Bir de meclis yetkisi istiyorum. Bu kime verilebilir? Hangi diktatörün böyle bir yetkisi olmuştur diyor. Çok etkileyici. Siz de duyduğunuzda elbette şaşırırsınız. Ve verilmez. Bir kişiye meclis yetkisi veremezsiniz. Ama şartlar öylesine zor bir şartlar ki açıklama yapıyor. Diyor ki ben meydan savaşı yaparken ihtiyacı olan bir şeyi Ankara'ya bildireceğim. Sen meclis toplayacaksın, komisyon kuracaksın, karar vereceksin, alacaksın, göndereceksin. Böyle mi olacak bu işler diyor. Onun için belirli süre. Ama meclis yetkisi bende olacak. O zaman bakmak lazım. Meclis yetkisi sende, kanunları da sen yaptın. Evet. Bakalım kanunlar neler? Hangi kanunları yaptı bu adam? Oraya çıktı da sürekli olarak orada kalmasına imkan sağlayacak tarzda mı kanun yaptı da meclis o kadar korktu, morktu, kendisine teklif ediyor? Bir bakalım. Hocaya da onu hatırlatın. Derim bir de hocam lütfen şu yazdığı kanunları söyle de insanlar rahatlasın. Bir numaralı kanun. Buna biz tekellüfü milliye diyoruz. Ulusal yükümlülük kanunu. Nüfusu 10.000 olan her yerleşim biriminde her aile, her ev, hane, Mehmetçik için bir çift iç çamaşır verecek. İç çamaşıra ihtiyacı var. Nal verecek, nal ikinci kanunda. Mıh verecek. Kendisinden korkulan, böyle bir yetki verirsek gider başımıza ne işler açar denen adamın ihtiyaçlarının listesine bakın. Evinde silah olan getirecek. Öbür taraftan gücü olan bir çuval un verecek. Çünkü onun evladı dövüşüyor. Evladının karnını doyurmak için verecek onu. Parasının %40'ını ödeyeceğim, %60'ını zaferden sonra diyor. Arabası olan herkes öbür kanun. 100 kilometreye kadar cephane taşıyacak. Bedelinin %25'ini şimdi ödeyeceğim. 75'ini devleti kurduğumuz zaman. Milleti sevenler yapıyor. Kendisinden diktatör olursa ne yapar sonra diye korkulan adamın yaptığı kanunlar bunlar. Bu kanunları söylemez de meclis yetkilerini aldı çıktı öyle derse bunu anlatırsanız duyanlar elbette onu amma da diktatörmüş der. Ama o adamın yazdığı bunlar.
Geliyor geliyor iş, dört defa uğraşıyor böyle ama iş bitmiyor. Dört kere, üç ay oylanıyor. Diyor ki meclise, her üç ayda bir oylayın ya. Ne kadar diktatörmüşüm görün. Üç ay sonra yetkiyi alın. Sonra bir daha oylayın. Bir daha oylayın. İşte dört defa oyladık, bir yıl geçti aradan. İnönü savaşlarını bitirebildik. Büyük taarruzu yapamadık. Ne yapalım ki yapamadık. Milletin hazırlanması bir yıl sürdü. Öbür yıla geçtik, süreli oldu. Bir karar aldı meclis. Sen artık başkomutan değilsin. Bunlara inanabiliyor musunuz sevgili dostlar? Bu meclis, Mustafa Kemal Paşa 3 ay bitti artık, süre de bitti. Sen başkomutan değilsin dediler. Daha büyük taarruz yok ortada. Diş ağrısından evde yatıyor. Yaver izliyor, yaver koşarak geldi. Paşam dedi, meclis size olan yer dedi. Yıldırım gibi koştu. Çıktı kürsüye. Efendiler dedi, herkes sivil. Sizler sivilsiniz. Anlamazsınız. Dünyanın hiçbir yerinde bir ordu bir tek saat olsun başkomutansız bırakılamaz. Şimdi anlıyorum ki siz benim başkomutanımı onaylamamışsınız. O halde ben şu anda bu makamı hala işgal ediyor olduğuma göre ben bu makamı fuzulen işgal ediyorum. Ama der evet işgal ediyorum. Yumruğunu masaya vurur. Çünkü der ben bu görevi bırakmadım. Bırakmayacağım çünkü bırakamam. Arkasından bu yakınmayı yapar. Bu işleri anlamazsınız diye. Biraz daha bana sabır gösterin diye. O biraz daha sabrın sonu büyük taarruz değerli dostlar. O biraz daha bana sabır dediğinde kurabildiği o 200 bin askerin yarısına yakın 17 yaşın üzerindeki genç çocuklar. Onların eğitimini bile yaptıramadı. Onları harbiyede eğitmeye çalıştı. Düşman 200 bin kişiydi. Biz 100 bin kişiyi zar zor Sakarya'ya getirebilmiştik. Bir yılda da 100 bini bulamadı. O çocukları 3 ay eğitti. Onlara hitap ederken harbiyeliler diye seslendi. Onlar harp okulu değil, İstanbul Lisesi'nin, Galatasaray'ın, Kastamonu'nun, Erzurum Lisesi'nin gencecik mezunları, son sınıf öğrencileri, üniversitenin bir sınıflarıydılar. Yarın dedi, yarınız şehit düşecek. Ama bu millet sizi hiç unutmayacak. İşte o çocuk 17 kilo yükü sırtına aldı. Afyon'dan koptuğu zaman Afyon'la İzmir arası 460 kilometre. O mesafeyi 10 günde koştu. 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Benim hava indirme birliğim yok ki, zırh taşıyıcım yok ki. Bu asker oraya nasıl gitti? Vuruşa vuruşa nasıl gitti? İşte böyle gitti. O ruhla gitti. O yüzden Kemal'in askerleri lafı hiç eksilmez mi? Yeryüzü durduğu sürece bu laf hep sürecektir. Şimdi işte böyle bir zaferi kazandığımız günün hemen öncesinde meclis oysaki mızıkçılık yapıyordu. Lütfen kabiliğinden son defa bir şans verdiler. Neden oluyor bu nifak komutanların devreye girip meclisi ikna etmesi yüzünden? Dolayısıyla tabii muzaffer bir komutan olarak Ankara'ya döndüğü zaman bu arkadaşlarıyla artık ipler kopmuştu. Reform adına kopmuştu sadece. Kurdu devleti. Henüz cumhuriyet yok. Başbakan kim? Rauf Bey. Neyin cevabıdır bu? Bütün yakın arkadaşlarını harcadı, uzak tuttu. Bütün arkadaşların tümüne görev verdi. Başbakandan başlayarak. Kim demiş onları harcadı diye. Ama bu Rauf Bey bizim kongre, yani bu Lozan anlaşmasını imzaladığımızın ertesi günü çıktı Çankaya Köşkü'ne istifa etti. Neden? Hadi kur bakayım cumhuriyeti nasıl kuruyorsun demek için. Lozan'ı başarmışız. Bak artık devlet kurtulmuş, ortada devlet yok da vatan kurtulmuş, devlet kurulmuş Lozan'da. Şimdi artık hükümet artık bu eksikleri tamamlamak üzere yıldırım gibi çalışacağız, çabalayacağız, elimizden geleni yapacağız. Başbakan istifade. Bunu nasıl açıklayacağız? Hani çağ harcamıştı, harcıyordu, uzak tutuyordu? Neden başbakanlığı bırakıyor? Sadece o mu? Meclisin ikinci başkanı Ali Fuat Cebeso. Aynı gün istifa etti. Amaçları ne? Kriz çıkartmak. Bütün bunları aşabilmek için Mustafa Kemal olmak gerekiyor dostlar. Önüne konan setlere bakar mısınız? Tüm bunları aşmasını bildi. Bu cumhuriyeti böyle kurdu. Kurduğu cumhuriyetin ne olduğunu UNESCO böyle dünyaya ilan etti. Dünyaca bu kadar sevilen sayılan o Atatürk'ün atamız olmasından biz sonuna ve sonsuza kadar hiç şüphe yok. Mutlu olacağız. Onu, anısını en taze şekliyle en değerli yerimize saklamaya devam edeceğiz. Bana gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.